Sevgili aday öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi Çeviri Bilim Bölümünün tanıtım sunumuna hepiniz hoş geldiniz. Sizleri aramızda görmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün bizlerle bölüm hocalarımızdan Doçent Doktor Mehmet Şahin, araştırma görevlisi Nesrin Jonker, araştırma görevlisi Erdem Hürer, mezunlarımızdan ise Mehmet Eren Sönmez, Eda Turan var. İlk 30 dakikalık bölümde hocamız bölümün genel yapısı hakkında bilgi verecektir. Son 15-20 dakikalık bölümde ise sunum sırasında aklınıza takılan sorularınızı ve genel olarak bölümle ilgili merak ettiklerinizi hocalarımıza ve mezunlarımıza chat aracılığıyla sorabileceksiniz. Ben lafı çok da fazla uzatmak istemiyorum. Sözümüzü hocama veriyorum. Bölüm hakkında daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Buyurun hocam. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri göremesem de enerjinizi hissedebiliyorum. Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Çok zorlu bir maratonu tamamladınız. Hepiniz güzel puanlarla üniversite sınavını başarıyla geçtiniz ve önünüzde yeni bir maraton duruyor. Bu maratonda umarım hep birlikte koşabiliriz. Bölümümüzü kısaca tanıtmak istiyorum. Evet, bölümümüzün adı Çeviri Bilimi. Belki bu size biraz şaşırtıcı gelmiş olabilir. Fakat son yılda yapılan küçük bir değişiklikle bölümümüzün adı Çeviri Bilimi olarak güncellendi. Bölümümüz köklü bir tarihe sahip, yazılı ve sözlü çeviri dalında lisans eğitimi veren ilk bölümlerden 83-84 yüz döneminden itibaren eğitimimize devam ediyoruz. Bölümümüz dört farklı programda eğitim sunuyor. Tabii siz şu anda lisans programı için buradasınız. Fakat yolumuz uzun. Mehmet Eren ve Eda Turan arkadaşlarımız bu yoldan geçtiler ve şu an onlar yazılı çeviri yüksek lisans programındalar. Nesrin ve Erdem hocalarımız da şu an çeviri bilim doktora programındalar. Onun dışında yine Türkiye'de bir ilk olan konferans çevirmenliği tezsiz yüksek lisans programı da bölümümüz tarafından sunuluyor. Bu bağlamda şunu da belirtmek isterim. Bölümümüz Avrupa Birliği'nin konferans çevirmenliği yüksek lisans programının da resmi üyesidir. Bölümümüzün tam zamanlı akademik kadrosunu ekranda görüyorsunuz. Çok değerli öğretim üyelerimiz, öğretim elemanlarımız hep birlikte bölümü daha ileri taşımaya çalışıyoruz. Hocalarımızın her birinin farklı ilgi alanları, çalışma alanları var. Onları zaten bölüm sayfamızda ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Ve çok değerli araştırma görevlilerimiz. Onlar bölümün lokomotifi, doktora çalışmalarına devam ediyorlar. Nesrin Jonker, Zeynep Kürük Erçetin, Erdem Hürer ve Deniz Malaymar. Ve tabii ki bölümümüzün vazgeçilmez yarı zamanlı öğretim elemanları var. Birçoğu çok deneyimli, bölümün kuruluşunda yer almış kişiler. Zaten isimlerden de anlayacaksınız. Özellikle sözlü çeviri alanında da yine çok deneyimli hocalarımız bölümümüzde dersler veriyorlar. Tabii ki sadece derslerle uğraşmıyoruz. Bölüm olarak çeviri bilim alanına kuramsal katkılarda da bulunmaya çalışıyoruz. Ve bu bağlamda akademik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz ve kitaplar bunun sadece bir parçası. Onun dışında yüzlerce akademik makaleler var. Onları da yine bölüm sayfamızda takip edebilirsiniz. Bunlar tabii ki alana çok değerli katkılar sunan çalışmalar bölüm hocalarımızın. Bilgisayar destekli çeviri kitabı elektronik bir kitap. Buna ücretsiz erişim sağlayabilirsiniz TÜBİTAK üzerinden. Bu da yeni bir kitap. Onun dışında hocalarımızın çeviri eserleri de mevcut. Bunları da sizlerle paylaşalım. Farklı dillerden çeviriler.
Peki biz neyi amaçlıyoruz? Tabii ki Türkçe'ye ve İngilizce'ye çok hakim, en üst düzeyde dil bilimci gelişmiş çevirmenler, çeviri bilimciler yetiştirmek istiyoruz. Tabii ki bu sadece dil bilmekle yetmiyor. İşin kuramsal yönü var, eleştirel bilgi birikimi var. Bir de dil konusunda ufkumuzu genişletmek gerekiyor. O da İngilizce dışında bir yabancı dili de çok iyi düzeyde bilmek gerektiriyor. Onu da burada yapabileceksiniz. Bunun dışında tabii ki sadece dil değil, çok farklı alanlarda bilgi sahibi olmanız da sizin için bir artı olacak ve Boğaziçi Üniversitesi'nde bu imkan oldukça geniş. Tabii çeviri bilim çok yönlü bir alan. Çok farklı kavramlar karşınıza çıkacak. Etik, toplum bilimsel yaklaşım, çoğul dizge kuramı, betimleyici çeviri bilim, araştırma yöntemleri öğreneceksiniz. İdeolojinin çevirdeki yerini, skopos kuramını, teknolojinin bu alandaki yerini ve önemini ve yeniden çeviri kavramını burada irdeleyebileceksiniz. Yazılı metinden sözlü çeviri, eleştirel bakış, çeviri eleştirisi, hibrit yazılar, onun dışında çevirmenin görünürlüğü ve birçok farklı kavramlar, kuramlar, feminist kuram ve terminoloji konusunda da yine alacağınız derslerle kendinizi geliştirebileceksiniz. Bölümümüzün web sayfasını zaten internet sayfasını ziyaret etmişsinizdir. Burada da yine her dersle ilgili ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz. Bölümümüzün etik kurallarını, yaptığı araştırmaları ve etkinlikleri buradan takip edebilirsiniz. Akademik danışmanlık tabii ki çok önemli. Özellikle üniversiteye ilk başladığınız yıllarda gerek hazırlıkta gerek birinci sınıfta üniversiteyi bitirene kadar bir akademisyenle birlikte bu süreç ilerleyecek ve üniversiteyle ilgili bütün sorunlarınızın ilk adresi danışmanınız olacak. Tabii ki araştırma görevlerimiz de sizlerle her konuda iletişim halinde oluyorlar. Aday öğrenciler sayfasına gittiyseniz zaten bu bilgileri görmüşsünüzdür. Bu kavramların açıklamalarını orada bulabilirsiniz. Dekanlık da sizin üniversite hayatınızın daha verimli, daha etkili geçmesini sağlayan bir kurum. Burada tabii ki üniversite sadece derslerden ibaret değil. Üniversite hayatı sizin bireysel olarak geliştiğiniz bir ortam. Bunu tabii ki derslerin dışındaki aktivitelerle, sosyal etkinliklerle besleyebileceksiniz. Bu bağlamda Öğrenci İşleri Dekanlığı da sizin yanınızda olacak bir kurum. Lisans eğitim ve öğretim yönetmeliği de bir bakıma sizin okulla yaptığınız bir sözleşme gibi. Bütün haklarınız, izlemeniz gereken yollar, sorumluluklarınız burada yazılı arkadaşlar. Bölümle olan ilişkiniz de yine lisans programı üzerinden ilerleyecek ve burada dönem dönem almanız gereken dersleri görüyorsunuz. İlk sene biraz daha giriş babında gerçekleşiyor. Tabii ki ilk seneden itibaren dil seçmelerini alacaksınız. Onun dışında beşeri bilimlerden dersler ufkunuzu genişletecek. Üçüncü ve dördüncü dönemde çeviriye yavaş yavaş gireceksiniz ve özellikle seçmeli derslerle farklı alanlardan çeviri derslerini göreceksiniz. Üçüncü sınıf biraz daha ağırlaşıyor. Sanırım bunu mezun arkadaşlarımız daha iyi ifade ederler. ve üçüncü sınıftan sonra bir tarama testine tabi olarak yazılı çeviri ve sözlü çeviri olarak iki ayrı modülde çalışmalarınıza devam etmeniz bekleniyor. Burada tabii ki sözlü çeviride daha farklı derslerle ilerleyeceksiniz. Çok deneyimli hocalarımızla.
Seçmeli dersler tabii ki çok geniş bir yelpaze. Burada bazılarını görüyorsunuz. Çeviri bilimde özellikle yükselen bazı başlıklar var. İşte görsel, işitsel çeviri gibi, çeviri teknolojileri gibi, terminoloji çalışmaları, değil mi? Hukuk çevirisi olmazsa olmaz. Sosyal metinler çevirisi ve tabii ki toplum çevirmenliği gibi sosyal başlıklar da var. Konferans ortamını birebir yansıtan bir ortamda simultane çeviri, eş zamanlı çeviri derslerinizi alabileceksiniz. Burada laboratuvarımızı nispeten görebiliyorsunuz. Onun dışında teknoloji derslerimizin ve bazı diğer derslerimizin gerçekleştirildiği bilgisayar laboratuvarımız var. Burada da yine çeviri teknolojileri konusunda son gelişmeleri takip ederek derslerimizi devam ettiriyoruz. Tabii ki Boğaziçi ile sınırlı kalmak zorunda değilsiniz. Size yurt dışı imkanları da sunuluyor. Bunu da öğrenci değişim programlarıyla gerçekleştirebilirsiniz. Birçok üniversite var listemizde ve arkadaşlarımız her sene burada bir ya da iki dönem geçirerek çok farklı bakış açılarını görebiliyorlar. Bu da tabii yine Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından koordine edilen bir süreç. Burada da gerekli tüm bilgileri bulabileceksiniz. Tabii bu daha çok ikinci sınıftan itibaren gerçekleşen bir süreç. Mezunlarımız çok farklı alanlarda çalışıyorlar. Ekranda zaten görüyorsunuz. 83'ten itibaren tabii bunları özetlemek çok zor ama en azından o farklılıkları görebilmeniz açısından da birkaç isim eklemiştik. Gerek çeviri alanında, gerek medyada ya da akademide çok mezunumuz çalışıyor. Onun dışında tabii ki bilimsel etkinliklerimize devam ediyoruz bölüm olarak. En son bir yaz okulu gerçekleştirdik. Burada dünyanın tüm ülkelerinden doktora öğrencileri dersler alarak bu yaz okulunu tamamladılar. Çok önemli bir yaz okulu oldu. Tabii ki tahmin edeceğiniz üzere internet üzerinden gerçekleşti ve siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. İnternet üzerinden eğitimin eksikliklerini hissediyorsunuzdur eminim. Ama artık şu günlerde umarım bunu aşacağız. Yine başka bir etkinliğimiz. Bu da araştırma görevlilerimiz tarafından organize edilen çok güzel bir etkinlik oldu. Çeviride Ada etkinliği yine bölüm hocalarımızdan Ceyda Ergül tarafından organize edilen güzel bir çeviri etkinliği ve yayınlanan bir ürün var. Bunlar işin akademik kısımları. Şu anda belki size çok uzak gibi geliyor ama ikinci, üçüncü sınıftan itibaren bunlar daha ilginç gelecek ve okulunuzu genişletecek etkinlikler. Yeniden Çeviri ve Bağlamları Konferansı yine üniversitemizin kampüsünde düzenlendi. Ve eski bir fotoğraf. Umarım burada kampüsümüzde yüz yüze görüşme imkanımız olur. Eğer o gerçekleşemezse önümüzdeki yüz döneminde yine internet üzerinden en etkin şekilde derslerimize devam edeceğiz. Sanırım benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet. Şimdi ben de tekrardan soru cevap kısmına geçeceğim. Zaten az önce chat üzerinden yazmıştım. Bir saniye hemen tekrardan açayım onu. Yeni gelenler de varmış, onları da aldım. İsterseniz mezunlarımız da birkaç
Kendini tanıtmadan önce hocam ben tekrar bir hatırlatayım sistemi. O arada belki soruları onlar yazarlar. Sonra mezunlarımız da kendilerini tanıtırlar. Öncelikle uygulamanın chat kısmında soru cevap bölümünün nasıl olacağını paylaşmıştım. Tekrardan hatırlatmış olayım. Soruların chat üzerinden ve sesli olarak iletebileceksiniz. Sesli olarak sorulacak sorularda karışıklıklar yol açmaması için Zoom'da bulunan Raise Hand seçeneğini kullanarak size söz verilmesini beklemeniz gerekiyor. Raise Hand seçeneğini ekranın alt tarafında bulunan Participant seçeneğinden hemen onun sağ alt tarafındaki 3 noktadan bulabilirsiniz. Ben süreyi daha fazla işgal etmemek adına sözü mezunlarımıza bırakayım. Kısaca kendilerini tanıtırlar. Bu arada soruları sormaya başlayabilirsiniz. Evet. Eda senle başlayalım istersen. Tabii. Merhaba herkese. Öncelikle geçmiş olsun diliyorum bu uzun yolculuğunuzda. İsmim Eda. Boğaziçi Üniversitesi Çeviri Bilimi mezunuyum. Ben de daha bu isme yeni o iyi ekine alışamadım ama. Lisans bittikten hemen sonra yüksek lisansa başladım. Şu anda da yüksek lisansımın ilk yılını bitirdim. Artık tez aşamasına geldim. Bu yılda tez yazıp mezun olmayı planlıyorum inşallah. Onun dışında yani farklı işlerle de çalıştım. Bölüm okurken, hem lisans okurken hem de yüksek lisans sırasında birçoğu çeviriyle alakalı işlerdi. Bu şekilde sanırım yani ekleyebileceğim bir şey yok ama sizin sorularınız varsa cevaplamak isterim. Ben devam edeyim. Sesim geliyor mu? Ben Mehmet Eren. Ben de Eda ile birlikte 2020 yılında bölümden mezun oldum. Eda ile birlikte şu anda yüksek lisansıma devam ediyorum. İlk yılımı bitirdim. Ben bilgisayar oyunları üzerine çalışıyorum mesela. Bu ilginç bir bilgi olabilir. Belki ilgisini çeken insanlar vardır. Böyle bir imkanımız var. Çeviri bilim çok geniş bir alan. Aklınıza gelen çoğu şeyi imkan bulabileceksiniz burada da. Bunu da eklemiş olayım. Sizi görmek de çok güzel. Bunu da söyleyeyim. Teşekkürler. O zaman sorulara geçelim hocam isterseniz. Bazıları direkt olarak bana yollanmış. O yüzden isterseniz ben tek tek okuyayım. İsterseniz siz, isterseniz diğer hocamız cevaplayabilirsiniz. Bölümün yurt dışı fırsatları ve şartları, öğrencilerin yüzde kaçına bu fırsatı sağlandığı hakkında bilgi verebilir misiniz? İsterseniz ekran paylaşımını durdursak mı? Şey böyle, gerçi kamerasını açan yok herhalde ama daha iyi görürüz diyecektim. Yurt dışı imkanları hakkında Ben cevaplayabilirim isterseniz. Açıkçası yurt dışı imkanlarıyla ilgili sorunun cevabını belki Uluslararası İlişkiler Ofisi temsilcileri şu an aramızda olsa daha net bir şekilde verebilirlerdi. Web sitemizi ve Uluslararası İlişkiler Biriminin web sitesini ziyaret ederseniz anlaşmalı olduğumuz çok fazla üniversite olduğunu görürsünüz. Ama bu üniversitelerin kontenjanları yıllık bazda değişiklik gösterebiliyorlar. Yani bir sene 5 öğrenci alan bir bölüm başka bir sene hiç öğrenci almayabiliyor ya da daha az ya da eksik sayıda az ya da fazla sayıda öğrenci alabiliyorlar. O nedenle kesin her yıl en az şu kadar öğrencimiz yurt dışına exchange ya da Erasmus kapsamında gidiyor demek çok zor. Ama bir rekabet olduğu da kesin. O nedenle özellikle bu tercihler ikinci sınıfta yapılıyor. Yani en az bir sene ders almış ve bir genel not ortalaması elde etmiş olmanız gerekiyor Erasmus Exchange programlarına başvurabilmeniz için. Ve tabii ki o başvuru sürecinde en yüksek not ortalamasına sahip öğrenciler tabii ki avantajlı olacaktır. Ayrıca bazı üniversitelerde dil şartı da oluyor. Örneğin Fransa'daki bir üniversite, ben en az B1 ya da B2 seviyesinde Fransızca bilen, Fransızca dersi almış ve bunu transkriptiyle ya da bir dil okulundan aldığı sertifikayla kanıtlayacak öğrencileri kabul ediyorum şeklinde bir şart sunabiliyorlar. Böyle bir durumda zaten siz eğer Fransızcayı istenilen seviyede en az bilmiyorsanız o üniversiteye ve bölümlerine başvuramıyorsunuz. Yani çeşitli dinamikleri oluyor üniversitelerin. Her üniversitenin şartı değişebiliyor da. Biraz aslında aldığınız ikinci yabancı dil sizin Erasmus Exchange Üniversitesi'nden beklentileriniz aynı şekilde ve genel not ortalamanıza bağlı çok değişkenli bir süreç denebilir. Ama sonuç olarak en önemli şey sizin not ortalamanızı yüksek tutmanız. Bu en azından
belki hani ilk tercihiniz olmasa da tercih edeceğiniz birkaç üniversiteden birine yerleşmenizi daha çok garanti altına alacaktır. Ben küçük bir ekleme yapayım lütfen. Çok doğru aslında, rekabet var. Fakat Mehmet Hoca'nın bize gösterdiği liste bizim bölümün anlaşmalı olduğu okullar listesiydi. Bir de Boğaziçi Üniversitesi'nin anlaşmalı olduğu okullar da var. Yani bölümden bağımsız olarak siz Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olarak herhangi bir yere başvurabiliyorsunuz. Bu da rekabetin çok değişken olduğu anlamına geliyor. Çünkü her bölümü açıksa çok daha fazla talep oluyor. Fakat yalnızca bizim bölümümüz açıksa o zaman daha kısıtlı bir talep geliyor. Bunu da hesaba katmak gerekiyor. Yani aslında teorik olarak o listedekiler dışındaki okullarda, başka ülkelerde de bu değişim programını tamamlamamız mümkün. Ben de şöyle küçük bir ekleme yapayım. Bu noktada bizim öğrencilerimizin her dönem, her bölümden neredeyse %80'i, yani başvuranların neredeyse 90'ı hatta gidebiliyor. Bir de Boğaziçi Üniversitesi sadece kendinden yüksek sıralamadaki dünya sıralamasında üniversitelerle anlaşması var. Yani gittiğiniz en kötü okul Boğaziçi'nden daha yüksek bir okul oluyor sıralama olarak. Bir diğeri de bu az önce mezunumuzun bahsettiği okullardan bazıları gerçekten dünyada çok çok tanınmış, Kolombiya gibi üniversiteler. Bu noktada da çok az anlaşma yapan bir okul olmasına rağmen bizim de anlaşmamız var. Bunu da belirtebilirim. Bir diğeri, 4. sınıfta sözlü çeviri ders kontenjanı kaç kişi ve girmek ne kadar zor acaba? Erdem, siz Yani ne kadar zor, tabii birazcık kişisel bir cevabı olan bir soru. Öncelikle belli ön koşulları var. Yani sizden sözlü çeviriye ilişkin lisans derslerini 3. sınıfa kadar zaten tamamlamış olmanız bekleniyor. Ve bu derslerin not ortalamaları alınıyor ilk aşamada. İkinci aşamada ise bir screening testimiz var. Bu screening testinin içerisinde yani size advanced seviye olmayacak şekilde bir uygulama yapmanız bekleniyor sizden. Bu uygulamanın sonucunda hocalarımız eğer sizin sözlü çeviri modülünde başarılı olabileceğiniz kanaatine varırsa sizi o programa alıyoruz ve o program üzerinden 4. sınıf derslerinizi işliyor. Yani ne kadar zordur elbette kişiden kişiye değişir. Bununla ilgili bir şey söylemek mümkün değil. Ama onu zaten 3. sınıfın sonuna kadar girdiğiniz derslerde edindiğiniz tecrübelerle yapabilir misiniz, yapamaz mısınız? Kafanızda az çok bir şey oluşacaktır. Genel bir ortalama var mı aklımızda? Hani her yıl kaç kişi kalıyor sözlü çeviri modülüne? Değişkenlik gösteriyor aslında ama tabii 3-5 kişiyi de çok fazla geçmiyor. Evet, yani yazılı çeviride devam eden öğrenci sayısı çok daha fazla oluyor. Ama örneğin 40 öğrenci varsa 3. sınıfta, bu öğrencilerden 10 tanesi belki başvuruyordur. Tüm öğrenciler sözlü çeviri modülüne devam etmek isteyip buna başvuruyorlar da sadece 2-3 tanesi kabul alıyor gibi bir şey de yok aslında. Biraz bu yanlış bir izlenim vermeyelim. Aslında ders almaya başladıktan sonra süreç içerisinde zaten öğrencilerimizin biraz kendi yolunu bulduğu bir ders programımız var diyebiliriz. Hani kendi ilgi alanınız, belki yeteneğinize uygun çevirinin alt alanlarını keşfedeceksiniz. Üçüncü sınıfta artık az çok netleşmiş olacağı için başvuru yapmanız ya da yapmamanız da buna bağlı olarak belli olacaktır. Ama Erdem'in dediği gibi 3-4-5 öğrenci ortalama bu sayıda oluyor. O modüle, çeviri, sözlü çeviri modülüne devam eden öğrenci sayısı. Başka bölümlerde okusak bile bölümünüzün simultane çeviri derslerini alabiliyor muyuz? Başka bölümlerden olan öğrencilere açtığınız dersleriniz nedir acaba? Yani bu konuda maalesef değil mi? Evet, evet. Yani benim hiç şahit olduğum böyle bir durum olmadı. Hani asla böyle bir şey söz konusu olamaz mı diye sorulursa, hani belki söz çeviri modülüyle genel, yani en temelinde ilgilenen Ebru hocayla Kate hocalar, onlar da zaten söz çeviri sektöründe aktif olarak çalışıyorlar uzun yıllardır. Yani çok özel durumu olan bir öğrenci için
bir ders için böyle bir istisna yapılabilir mi bilemem. Hani asla böyle bir şey olmaz diye onların adına konuşmuş olmak istemiyorum ama hani çok tercih edileceğini ben kişisel olarak düşünmüyorum ya da en azından böyle bir duruma rastlamadım, böyle bir şeyi görmedim. Böyle cevaplayabilirim. Ama diğer bölüm derslerinde hocalarımızın inisiyatifine dayalı olarak diğer bölümlerden öğrenciler kabul edilebiliyor. Mesela ben kendi dersimde Avrupa Birliği Metinleri Çevirisi dersimiz vardı. Diğer bölümlerden talep geldi ve kişinin biraz da ilgi alanına ve geçmişine bakarak, konuyla olan tecrübesine bakarak karar verebiliyoruz. Mesela dil bilimi bölümünden bir arkadaşımız bu çeviri dersini almıştı ya da terminolojiyle ilgilenen başka biri olabilir. Ama bunlar tabii ki kısıtlı. 2-3 kişi diğer bölümlerden kabul edilebiliyor diğer bölüm derslerinde. Evet, yani simultane çeviri modülü için konuştum ben. Oraya gelene kadar ikinci sınıftan itibaren söz çeviriye giriş, toplum çevirmenliği gibi çeşitli daha giriş seviyesinde söz çeviri dersleri de var. Yani belki onlar için yine böyle birkaç öğrenciyle sınırlı olacak şekilde böyle bir tolerans tanınabilir ama hani sözlü çeviri modülünde artık daha birebir çok yoğun bir şekilde simultane ve ardıl çeviri yapılan dersler oluyor bunlar. O dersler için en azından böyle bir şeyi ben şahit olmadım dediğim gibi çok zannediyorum. Evet, ben zaten sözlü çeviri dışındaki dersler için söylemiştim. Devam edeyim. Hocam merhabalar, bilgilendirme için teşekkürler. Brexit'ten dolayı İngiltere ile okulları ile Erasmus projeleriniz devam ediyor mu? Ne yazık ki var olan bir anlaşmamız bu sebeple yitirildi. Şu anda bildiğim kadarıyla Britanya'da herhangi bir okulla değişim yapmıyoruz. Ben de tanıtım ofisten aldım. Ama emin de değilim hocam, sizin bildiğiniz bir okulumuz var mıydı? Yani Erasmus dışında hani exchange, yani mesela Amerika'daki kurumlarla olan tarzda bir anlaşma çerçevesinde belki yine İngiltere'deki kurumlarla ilişki kurulabilir ama Erasmus kapsamında sanmıyorum. Bize verilen bilgi dahilinde de İngiltere ile şu anki bütün anlaşmalar, bütün okulların iptal edildi ama hepsi tekrar görüşülecek. Muhtemelen Erasmus dönemine kadar başka bir okullar yaparsa biz de mutlaka yapacağız. Böyle bilgi verilmişti bize de bütün bölümler için. Şu an çünkü herkesin o geçerli maalesef. O zaman bir sonraki soruya geçiyorum. Çap ve Yandal programı yapabiliyor muyuz? Yapabiliyorsak örneğin çeviri bilimi öğrencisi seçebileceği alan sınırı var mı? Demiş. Yapabiliyorsunuz fakat sadece bir bölümle şu anda anlaşmamız var. O da Batı dilleri ile. Onun dışında ne yazık ki şu anda ya sanıyorum hala daha görüşmeler devam ediyor ama henüz başka herhangi bir bölümle anlaşmamız yok. Ama Yandal konusunda diğer bölümlerin inisiyatifinde yine öğrencilerimiz kabul aldığı takdirde Yandal çalışmalarını yapabiliyorlar. Ama çift dalda Erdem Hoca'nın dediği gibi sadece bir bölümle şu anda anlaşmamız var ama genişletmeye çalışacağız el verdiğince. Çeviri sektöründe Boğaziçi mezunu olmanın avantajları neler? Evet, Eda, biliyorsunuz. Yani tabii ki avantajı var bayağı. Çünkü yani o okulun adı dedikleri şey gerçekten var maalesef. Yani maalesef demek istemiyorum tabii ki ama yani Boğaziçi mezunları her zaman tabii ki daha öncelikli oluyor çeviri sektöründe. Bir de yani bizim bölümümüzün kalitesi de ortada. O yüzden bu da bayağı biliniyor herkese. Ve ayrıca şöyle bir durum da var. Yani Boğaziçi'nde okurken farklı alanlardan ders de alabiliyoruz ve mesela ekonomi alanından seçmeli bir ders alıp o alanda kendimizi geliştirebiliyoruz ve iş görüşmesinde de bundan bahsedebiliyoruz. Aynı şekilde ikinci yabancı dil veya istersek yani programda yer açabiliyorsak bir üçüncü yabancı dil daha alma şansımız oluyor. Böylelikle de dil sayısını da çoğaltarak iş başvurusunda bulunuyoruz. Yani bunların da hepsi tabii ki Boğaziçi sayesinde, yani Boğaziçi'nin bize tanıdığı imkanlar sayesinde oluyor. O açıdan önemli diyebilirim. Eren, siz bir şey diyebilir misiniz? Benim Eda kadar tecrübem olmadı
Fakat ben de o okul isminin gücünü gördüm kişisel olarak. Ayrıca dediği gibi Eda'nın derslerimizin çok çeşitli olması bize büyük imkanlar veriyor ve insanlar da bunun değerini biliyorlar. Yani bu açıdan ben bizim bir adım en azından önde olduğumuzu düşünüyorum çeviri sektöründe. Devam edeyim bu halde sorulara. Sorum mezunlara. Lisans programına başlamadan önce hazırlık okudunuz mu? Okumadıysanız zorluk çektiniz mi? İlk sene derslere uyum sağlama sürecinden bahsedebilir misiniz? Ben başlayayım. Ben okudum hazırlık. O yüzden de çok daha rahat oldu. Çünkü hazırlık benim açımdan üniversite hayatına başlangıç gibi bir seviyedeydi. Birinci sınıfta başladığım zaman zaten az çok bir fikrim vardı. Fakat gene de yoğunluk beni şaşırtmıştı da. O yüzden o hazırlık benim çok işime yaramıştı. Hazırlık okumayan biri olarak da Eda'nın tecrübesini dinleyelim bence. Yani kimseyi çok kötü etkilemek istemem ama benim ilk iki yılım keşke hazırlık okusaydım diyerek geçti. Çünkü ilk yıl yani ben Denizli'den geliyorum. Bir kere zaten Anadolu'daki eğitim kesinlikle İstanbul'da kıyaslanamaz. Yani her şey çok daha yavaş ilerliyor. Dersler çok ağır değil, ödevler çok ağır değil. Ve verilen İngilizce eğitimi de eğer normal bir lisede, özel lise değilse, normal devlet lisesini okuyorsanız zaten sınırlı. O yüzden ilk yılımda çok bocalamıştım. Yani dersler çok yoğun geldi. İşte İngilizcem acaba gerçekten bu kadar yeterli mi diye çok sorguladım ve o yüzden çok büyük bir pişmanlık yaşamıştım. Keşke okusaydım diyerek. Ve tabii ki bir de bu yoğun sınav döneminden çıktıktan sonra da birazcık dinlenme açısından da iyi olabilirmiş. Çünkü şeyde dediğim zamanlar oluyordu. Hala mı ders çalışmaya devam edeceğim şeklinde. O yüzden ben tavsiye ederim okumak isteyen varsa ve kararsız kalıyorlarsa. Yani okunması gerektiğini düşünüyorum en azından ben. Bir diğer soru, yurt dışında doktora yapmak için ne yapmalıyız? Evet, çok çalışmalıyız öncelikle. Evet. ben yurt dışında yaptım doktoramı. Ben biraz bahsedeyim, sonra arkadaşlarımız da eklemek isterse. Yani öncelikle lisans eğitiminize çok önem vermeniz gerekiyor. Yani lisansta yapacaklarınız onun bir temelini oluşturuyor aslında. Mezun arkadaşlarımızın da dediği gibi çok farklı alanlardan aldığınız dersler aslında size çok yardımcı oluyor. Farklı alanlara yönelebiliyorsunuz. Yüksek lisansınızı daha çok disiplinli bir şekilde yapıp konunuzu genişletebiliyorsunuz ve doktora için de kapı aralamak mümkün olabiliyor. Tabii ki dil becerisi çok önemli. Onun dışında bizdeki ALES tarzı işte GRE, SAT gibi sınavlar. Özellikle GRE Amerika için çok önemli. Graduate Record Exam. Bunlardan iyi puan aldığınız takdirde iyi bir üniversiteden kabul alabiliyorsunuz. Ama tabii ki doktora için illaki sizin lisans ve yüksek lisansta yaptığınız çalışmalar belirleyici oluyor. Özellikle tezli ise mesela yüksek lisans teziniz, not ortalamanız, dil becerileriniz dediğim gibi. Onun dışında asistanlık tabii ki ayrı bir konu. Onu tabii ki zamanı gelince konuşuruz. O da doktora çalışmalarının ayrı bir boyutu. Bilmiyorum arkadaşlarımız eklemek ister mi? Yani sorduğunuz bir burs vesaire gibi bir şeyse Fulbright gibi imkanlar da var. Bunları zaten araştırıp hani yurt dışında doktoraya nasıl burslar kazanabiliyoruz ya da yüksek lisansa nasıl burslar kazanabiliyoruz, neresi nasıl imkanlar sunuyor, nerenin fiyatları nasıl gibi sorularınız varsa bunları hani çeşitli üniversitelerin, aklınızda olan bir üniversitenin sitesinden vesairesinden gayet rahatlıkla bulabilirsiniz. Onun dışında yani hani Türkiye'den çok farklı değil aslında tabii ki. Hani Boğaziçi'nde de doktora yapmak için çok fazla çalışıp gelmeniz gerekiyor. Orada da aynı şekilde çok fazla çalışıp gitmeniz gerekiyor. Orada bildiğim kadarıyla çoğu üniversite bir hazır proposal bekliyor. Yani Türkiye'den ilk farkı o diyebilirim. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de doktora yapmak isterseniz öncelikle
İşte ALES'e girersiniz, YDS'ye girersiniz. Puanınız yetiyorsa, yüksek lisansınız tamamlanmışsa bir programa kabul edilirsiniz. Belli bir süre ders görürsünüz. Ardından bir proposal, bir sunum yaparsınız. Yine uygun görülürseniz, yani bir iki aşamalı bir sınav var. Yurt dışında daha tek proposal'ınızı sunup eğer uygun görülürse, araştırılmaya değer bulunursa sizi almaları gibi bir durum da söz konusu. Yani bu anlamda da düşünülebilir. Tamamen bir tercih söz konusu orada. Mesela son zamanlarda bölümümüz mezunlarından yüksek lisansını bölümümüzde yapan Gökhan Fırat, University of Surrey'de şu an doktorasına devam ediyor. Gökhan Doğru Barcelona Üniversitesi'nde yine çeviri alanında doktorasını tamamladı. Şu an orada öğretim elemanı olarak çalışıyor. Koç Üniversitesi'nde çalışan Ergin Bulut yine bölümümüzden mezun. İşte Amerika'da doktorasını tamamlamış. Yani Boğaziçi mezunu olmanın büyük avantajları oluyor. Bir diğer soru, yapay zekanın çeviri etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, bu bizim çalıştığımız alanlardan biri. Teknoloji derslerinde sıkça konuşuyoruz. Elbette çok çabuk gelişen bir alan. Buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Çeviri eğitiminde bu konuya hem teknik açıdan hem de eleştirel açıdan yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu kaçınılmaz bir gelişim, yani ilerleme. Biz bunu yaşayarak göreceğiz. Hepimiz teknolojinin nelere kadir olduğunu hayatımızda yaşayarak, uygulayarak görüyoruz. Özellikle doğal dil işleme alanı, bilgisayarlı dil bilim alanları çok hızlı gelişiyor. Hepimiz bunu yaşayarak göreceğiz. Çeviri eğitimi de bu gelişmelerle paralel olarak belirli bir değişim geçirecektir. Ama bu çok yakın zamanda olacak bir şey değil. Belki bir 10 sene sonra farklı şeyler konuşabiliriz. Yani technology is here diyoruz. AI is here. Yani Netflix'te izlediğimiz o filmler aslında bizi bekleyen şeylerin bir göstergesi. Bilmiyorum. Benim diyeceklerim bu kadar. Derslerde buna daha ayrıntılı tartışırız tabii ki. Ben burada ufak bir ekleme yapabilir miyim? Aslında bölümümüz de bence bölümümüzün en büyük avantajlarından biri diğer çeviri bilim bölümlerine kıyasla çeviri teknolojilerine çok önem verilmesi. Özellikle son yıllarda bu daha da fazla arttı. Daha fazla seçmeli dersimiz var. Farklı çeviri bazı yazılımları öğrencilerin birebir öğrenip bu konularda ödevler yaptığı, daha aşina olmasını amaçlayan sektörün son dinamik, güncel dinamiklerine. Ve ben birçok bölümde yani birebir gidip bulunup gözlemlemişliğim olmasa da bu kadar yoğun bir çeviri teknolojilerine, yazılımlarına odak olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Muhtemelen daha yüzeysel ya da geçiyordur bu dersler varsa da. O açıdan ben mezunlarımızın çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu yazılımları bilmeyen, kullanmayan çevirmenlerle artık çalışmayan firmalar, çeviri şirketleri var. Özellikle uluslararası boyutta çeviri ve lokalizasyon firmalarından bahsediyorsak. O nedenle öğrencilerimiz bence gerçekten şanslılar. Lisans eğitimleri boyunca birçok ders alabiliyorlar kendilerini bu konuya daha aşina ve bu konuda daha donanımlı hale getirmek için. Önceki şu küçük hatırlatmayı yapmak istiyorum. Maalesef sunumumuzda son 5 dakikaya girdik. O yüzden mutlaka sorularını sormak için imkan olacak ama bunu belirteyim. Bir de merhaba Mehmet Eren Sönmez ile iletişime geçebilmem için bir e-posta var mı demişler. Olabiliyorsa chat'e yazabilirsen seviniriz o konuda. Bir diğer soru, iş olanaklarınız nasıl olur? Boğaziçi'nden mezun olanın ayağı yere gelmez diyorlar. Doğru mu? Ayağı yere gelmez. Nasıl? Ayağına taş değmez falan mı? Herhalde kolay iş bulur anlamında söylüyor. Sırtı yere gelmez diyecekler herhalde. Evet, yani
mezunlarımızın bilgisini paylaştık. Sanırım yani işsiz kalan, yani çalışmak isteyip de işsiz kalan mezunumuz olduğunu ben pek düşünmüyorum ama araştırma görevlerimiz bunu daha yakından takip ediyorlar ya da mezunlarımızın arkadaş çevresinden. Yani son zamanlarda şöyle bir hani genel bilgi verebilirim. Son zamanlarda mesela şey topladık, mezunlarımızın hangi işlerde çalıştığını hani araştıralım dedik ve hani %70 kadar bir kısmı değil mi Nesrin? Aşağı yukarı iş sahibi ve yani hani çok çeşitli işler, yani sadece burada çeviri bilim okudunuz diye illaki çevirmen olacaksınız diye bir şey söz konusu değil. İşte satış yapan arkadaşlarımız var, ne bileyim çeviri yapan arkadaşlarımız elbette var, çevirinin farklı kollarında çalışan, transkripsiyon yapan, ne bileyim dizi çeviren vesaire arkadaşlarımız var. Yani birçok farklı alanda çalışan, çeşitli şirketlerde yönetici pozisyonunda olan mezunlarımız var. Eğer Mehmet Hocam'ın da dediği gibi çalışmak istiyorsanız ve hani çaba gösteriyorsanız elbet iş buluyorsunuz gibi gözüküyor en azından. Evet, yani biz son 10-15 yılın mezunlarının örneğin üzerinden geçmiştik. Yani hani Erdem'in de dediği gibi yaklaşık hani %70 oranı çeşitli firmalarda, çeşitli sektörlerde, çeviri de dahil olmak üzere daha yoğun şekilde tabii ki faaliyet gösteriyorlardı. Kalan %30 da zaten daha akademik anlamda ilerleyenler, yani yüksek lisans ya da doktora çalışmalarını sürdüren farklı üniversitelerde araştırma mensubu ya da hoca olarak bulunan mezunlarımız da vardı. Aslında ya mezuniyet sonrası ne yapacağınız, sizin lisans öğreniminiz sürecinde kendinize neler kattığınız, kendinize nasıl bir yol çizdiğinizde de tabii birebir avantajlı. O nedenle hani illaki şu kadar kişi şöyle bir iş yapacak, şöyle olacak, böyle olacak diye bizim hani bir şey tahminde bulunmamız da zor. Biraz kişiye ve ne kadar gayret gösterdiğine, hangi alanlarla ilgilenip kendisini geliştirdiğine bağlı bir süreç. Eda Turan'dan da e-mail istemişler. Mümkünse onu da alabiliriz. Seçmeli ders kontenjanı çok hızlı doluyor diyorlar. Doğru mu? Şimdi çeşitli derslerde farklı kontenjanlar söz konusu ama çok rağbet gören dersler evet çok hızlı tükenebiliyor. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Eski yıllardan işte kalarak ilerleyen ya da irregular ilerleyen öğrenciler işte bir nasıl diyeyim seçmeli derslere ihtiyaç duyabiliyor mezun olmak için. Onlar için özellikle açılan derslere katılamama durumu söz konusu olabiliyor bazı öğrencilerimizin. Ama yani ben buraya gelene kadar, Boğaziçi'ne gelene kadar iki farklı üniversitede okuyup da geldim. Bizimki kadar seçmeli ders sunan bir başka bölüm görmedim şimdiye kadar. Dolayısıyla yani kesinlikle istediğiniz kadar seçmeli ders alabileceğinize emin olabilirsiniz. Eğer bir sene alamadıysanız ertesi sene alabilirsiniz. Dolayısıyla yani kaçırdım, şansımı kaybettim vesaire diye bir şey de söz konusu değil seçmeli derslerle ilgili. Ama evet yani en başta bir yarış söz konusu oluyor dersi alabilmek için. O zaman son iki soruyu alayım. Sıralamam 3000, İngilizce öğretmenliğine girip yatay geçişte çeviri bilime geçmek mümkün mü? Ne kadar mümkün? Kaç kişi yatay geçiş yapabiliyor? Teknik olarak mümkün. Evet, teknik olarak mümkün ama biz genellikle kontenjan açmıyoruz yatay geçişler için. Tabii ki hani her yıl, her dönem değişkenlik gösterebilir bu ama hali hazırda zaten hani kapasitemizde listemizin ancak kaldırabileceği sayıda öğrencimiz olduğu için çok sıcak bakılan bir husus değil. Yani yatay geçiş şansı olsa da çok az sayıda, belki hani bir öğrencilik bir kontenjan olacaktır. Yani çok hani ben girerim İngilizce öğretmenliğine, yatay geçiş yaparım, ne olacak? Yani çok böyle optimist olmayın bence. Hiç olmayan bir
olasılık değil ama çok yüksek bir olasılık da değil, öyle cevap vereyim. Ve olmazsa da yani ömrünüzün geri kalanını bu lisans programından mezun olarak geçireceğinizi düşünerek bir seçim yapmanızda fayda var. Bir diğer soru, öğretim kadrosuyla yakın olur muyuz? Çekinme yaşanır mı? Biz öğrencilerimizle her zaman iletişim halindeyiz. Onların tüm sorunlarını dinlemeye çalışıyoruz. Tabii ki bu uzaktan eğitim sürecinde belli bir kopukluk olmuş olabilir. Ona rağmen biz yine iletişimi koparmamaya çalışıyoruz. Yani aramızda bir duvar yok kesinlikle. Her konuyu konuşabiliyoruz. Bilmiyorum, mezun arkadaşlarımız belki daha iyi yorumlayabilir bu soruyu. Ben çok kalabalık bir bölüm olmadığımız için bunun bir sonucu olarak yakınlığın doğal olarak gerçekleştiğini düşünüyorum. Ben şimdiye kadar hiçbir zaman bir hocama ulaşmak isteyip bunun gerçekleşmediğini görmedim. O açıdan da Mehmet hocama katılıyorum. Çok ilgililer ve o hiç böyle çekingenlik, uzaklık gibi bir şey olmuyor. Siz ulaşmak istediğiniz sürece. Çok teşekkür ederiz. Bütün mezunlarımıza, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum bugün bizimle oldukları için. Bu Zoom görüşmesinin sonuna geliyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarız bölümle alakalı sorularınızı cevap bulabilmiştir. Ama eğer soramadığınız sorularınız varsa bu sunumun aynısı tekrar yapılacaktır. Chat bölümüne şimdi atacağım linkten sunumun zamanını ve diğer sunumların zamanını görebilirsiniz. Yine chat bölümünde yer alan formu doldurarak birebir görüşmede talep edebilirsiniz öğrencilerimizle. Burada da herhalde söyleyeceklerim bu kadar. İlginiz için çok teşekkür ederim. Chatten hızlıca alabilirseniz o linkleri çok güzel olur. Çünkü kapandığında görüşme chatte gitmiş olacak. Biz de çok teşekkür ederiz. Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Hayırlı olsun diyelim şimdiden. İstedikleri olur umarım. Tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum destekleri için.